Değerli izleyicilerimiz Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Diyanet TV ekranlarında canlı yayınla iyilik vaktine hoş geldiniz. Bu hafta programımıza Cemil Meriç'in çok güzel bir sözüyle başlayalım. İyilik yapan mükafat bekliyorsa o bir tefecidir. Aslında verdiğimiz zaman bir beklentimiz ortaya çıkıyorsa başkalarını kendimize bağımlı kılmak istediğimiz ortaya çıkıyor. Sanki iyilik yaparak aslında bizi sevsinler diye uğraşıyor. Sonra da bunun reklamını yapıyor gibi oluyoruz. O yüzden bizim kadim kültürümüzde sahilin verdiğini sol el bilmesin, farkında olmasın anlayışı hakim. Yapıldığı anda unutulan iyilik aslında en makbulü. Çünkü gerçek iyilik kendi mükafatını kendi içinde taşıyor. Bu akşam programımızda her kapıyı açabilen, sessiz ve sırlı bir anahtar olan iyiliğe farklı bir bakış açısı sunmak üzere. İhsan Açık Hocam'la birlikte Hayati İnanç Bey'i ağırlıyoruz. Değerli konuklarımızla sohbetimize geçmeden bu haftada Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile Gençlik Merkezimizin yeni bir iyilik hikayesiyle başlıyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi'nin kadın kolları çalışmaları çerçevesinde İyilik iyilik atölyeleri planladık ve bu iyilik atölyelerimizin ilkini Allah'ın izniyle Hacı Bayram bölgesinde açmış bulunmaktayız. Ve bu Hacı Bayram bölgesinde iyilik atölyelerindeki amaçlarımızdan bir tanesi üretmek. Ürettiğimiz ürünlerin de eserlerin ve çalışmaların da ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlamak. Şu an dikiş atölyesinde bulunmaktasınız dikiş atölyesinde yeni evlenen gençlerimiz ve yeni doğum yapmış annelerimizin ihtiyaçlarını gözeterek kendilerine iyilik bohçaları hazırlıyoruz. Ve bu iyilik bohçalarını da gönüllülerimiz marifetiyle oluşturuyoruz. Çeşitli çeyizlik ürünlerimiz, bebek malzemelerimiz, bebek takımlarımız, bohçalarımız oluşturularak değerli annelerimize ve genç kızlarımıza yine gönüllülerimiz marifetiyle ulaştırılmış oluyor. Burada bağışlarla bir takım e, faaliyetleri icra ediyoruz. Kumaşlarımız genellikle bağışçılarımız tarafından bizlere ulaştırılıyor ve ulaştırılan kumaşlar ve ulaştırılan e, çeşitli malzemeler burada emeğe dönüştürülüyor. Katkısı olan tüm bağışçılarımıza ve gelen bağışları emeğe dönüştüren tüm gönüllülerimize şükranlarımızı arz ediyoruz. Efendim Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile Gençlik Merkezimize ve bu hizmetlere, bu faaliyetlere destek olan bütün gönüllülerimize teşekkür ediyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. İyi ki varsınız diyoruz. Ve konuklarımıza dönmeden madem hayatı inanç ağırlıyoruz, divan edebiyatından bir beyitle başlayalım. Haddimize değil ama hocam müsaadenizle. Edersen bir iyilik intizar eyle mükafata. Yaparsan bir fenalık hazır ol aynı mücazata. Yorumunu kendisinden alacağız birazdan. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Elhamdülillah çok. <laughs> Siz nasılsınız? Elhamdülillah. Bizler deyiz. Çok, çok teşekkür ediyoruz. Allah sevdiği kurunu sevdiği işte çalıştırırmış. Yani iyiliği anlatmak üzere bir vazife üstlenmiş olmak. İmrendim yani. Allah bereket versin işinize, faaliyetinize. Muhterem hocamla beraber. Bazı insanlar vardır tanıdığınıza Böyle çok memnun olursunuz ya. Hocam onlardan yüzüne karşı demek gibi olmasın. Beraber bir hac etmiştik 2017'de sonra Urfa'da müftüydü kendileri ve gittik. Hem orada bir program yaptık hem gezdik. O güzel şehri, o güzel mukaddes şehri iyiliği yaygınlaştırma faaliyeti verilmiş olmasını bir devlet bilmeli evvela. Fırsat bilmeli değil mi? efendim Yani bu zamanda hakikaten Herkesin şikayet ettiği bir şey. Birisi demiş ki efendim, eskiler ne iyiydi. Fakiri gözetirlerdi. İşte merhamet sahibiydiler. Ah ah falan yakınmış. Haylice. Dinleyen kişi Arif. İyi miydi o hal demiş yani güzel miydi? Evet demiş yani yüzlüyorum. E, etrafında iyilik bekleyen o kadar insan var yap demiş o zaman. <gülüyor> 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 yani e, iyiliği Yap işte ya. Yani engel olan mı var? Şimdi sıra sende. Şimdi sıra sende. <laughs> Allah Allah. Yapılandan ziyade yapanın ihtiyacı var. Yani hakikaten öyle. Evet. Ne yaptın? Bir öğün yemek yedirdin. Bir kaftan giydirdin. Allah razı olsun da. Valla o çok sınırlı bir faydalanma. Seninki öyle değil kalıcı, uzun, bir kere sana bahşettiği huzur her şeye değer. Kuşkusuz. Şairimiz, sizin o beyte geleceğim de. Ayrıca ben ne kadar konuşacağım bilmiyorum. Lafı alınca da <laughs> bu nasıl susturulur falan derler benim için her zaman. <laughs> sen deli Siz konuşun biz dinleriz. Sen Sus. dedi vasiyetini yaz dedi doktorum kalbime sistem taktıktan sonra. Neden dedim? Alemi berzahta kabir hayatında vasiyeti olmadan konuşmak olmuyormuş da dedi. Öyle duydum ben dedi. Konuşmak lazım der. Ya kabirde ne konuşacağız dedim <laughs> Sen de bu çene varken de orada da durmazsın. <laughs> Şimdi Harputlu bir şairimiz efendim. Abdülhamit Hazmi merhum. Benim böyle unutulmuş nadidelerle çok işim olur. Onları bilhassa yani en meşhurları değil de çok değerli oldukları halde nihan olanlar. Unuttuklarımız. Gözden, gözden kaçırılanlar. Bunlara çok üzülüyorum doğrusu. Hazmi bunlardan. 1928 vefatı düzeltiyorum 24. Hocası Osman Bedrettin 28'de. Kendisinden sonra vefat etmiş. Bu beytin yazarı mı? O değil ona gelmedim. O 1918 Yozgatlı Fenliği. O bir alem. O var ya o bir alem. Orada 77 beyitlik bir 77 mısralık bir manifesto o. Hadi iddiamı bir daha söyleyeyim. Böyle bir fırsat buldum madem. Yozgatlı Fenliği'nin iki mısrağını okuduğunuz toplamı 77 mısra olan o şaheserini her şeyi bir tarafa bırakıp ahlak manifestosu olarak kişisel gelişim metni olarak müfredata alsak böyle bir yiğitlik yapabilsek var ya bize başka kaynak bile lazım değil. Allah. Kaldı ki bu onlardan biri. Aynı Daha çapta mesela aklıma gelenleri sayayım. Alvarlı Efe'nin benzer bir eseri. Diyarbakırlı Said Paşa'nın şah eseri. Ziya Paşa, Nabi Şeyh Galip'in ayrı ayrı yani şiirler elbette çok da konusu bu olan. Günümüzde en çok neyin ızdırabını çekiyoruz? İnsan kalitesinin, iyiliğin, iç güzelliğinin. Şöyle bir düşün, derince bir düşünmenin eksikliğini çekiyoruz. Yoksa başarıdan bol ne var Allah'a şükür. Doyduk, gına geldi ya. Başarı, başarıya da bıktık, usandık ya. Bize hikaye anlatacak adam lazım ya. Ne bu ya? Ne bu ya? Yani başarıyı da biraz kibirli el alıyoruz galiba. Gibi geliyor bana. Ya başarı şudur ya. Merhumu nasıl bilirdiniz diye sorduklarında İyi ne diyorlarsa odur yani. <gülüyor> <gülüyor> Tövbe ya Rabbi. <laughs> Tövbe ya. Hazmi merhum. Cihanda zevki servet hanın infakındadır. Yoksa nesud ki seyi bahliç ve birçok sim kalmış. Günümüz Türkçesine tercümesi. Servet sahibi olmanın bir zevki var. Fukarayı gözetmek. Acı doyurmak çıplağı giydirmek. Zevki varsa burada. Bunu yapmadıktan sonra biriktirdin, yığdın, bıraktın, gittin. Durum ne? Sevmediğin insanlar paylaşırken sen hesap veriyorsun. Vallahi akıl kârı değil diyor. <laughs> yani ne demişler? Cimriye acınır. Fakir gibi yaşar, zengin gibi hesap verir. Gel acıma. Yani demem şu. Yaptığın iyiliğin en fazla karşılığı sende tecelli ediyor. Sen daha çok muhtaçsın. Zira beden almakla doyar, ruh vermekle doyar. Buna su kadar ihtiyacımız var. İyiliğin tadını alan zaten kötülüğü aklına getiremez de. İşte biraz bunu yaygınlaştırmak için son zamanlarda çok üzerinde durduğum bir şey var hocam. Hep soruluyor eğitim falan işte ne bileyim nedir? Eğitimi nasıl düzeltelim, nasıl geliştirelim? Eğitim deyince aklıma benim kişinin kendisini geliştirmekten öte bir şey gelmiyor. Kendini geliştir abicim, örnek ol ya. Numune ol ya. İnsanlar örnek görmek istiyor. Gençlerle çok sıkı temastayım hocam. Enteresan mesajlar alıyorum çocuklardan. Şimdi Türkiye'nin her yerinde adam yokluğunda biz gezip bol bol <laughs> takatimizi de biraz zorlayarak konferanslar veriyoruz. Salonlar adam yokluyuz, da adam yokluyorsunuz. <laughs> Tövbe <ya> Rabbi. <laughs> Salon kapasitesi hep zorlanıyor, hep doluyor, taşıyor. Kapasitenin iki katı geri dönüyor gibi şeyler de var yani. Elhamdülillah. Ve yaş şart olaması 18-20. 18-20. Ya hani milenyum diyordunuz, hani diyordunuz Z kuşağı diyordunuz falan. Okum, Bunlar ayrı diyordunuz. Okumuyorlar etmiyorlar. Ha, okumuyorlar etmiyorlar. Ya bunlara ilgisine ben bakıyorum. Yani biz hiçbir şey görmüyoruz ya. Sonra da kendi dersimi almak için elimden geldiğince onlarla ama birebir temasla ama mesajlaşma veya maillere cevap suretiyle bir şeyin cevabını arıyorum. Çocuklar siz ne arıyorsunuz bu salonda? Top yok, pop yok. Göbekli bir adam konuşuyor işte yaşa ileri sizce aynı jenerasyondan da değil falan. Ben biliyorum aşağı yukarı da onlardan bir duymak, onlar nasıl tanımlıyor duymak istiyorum. Aşağı yukarı söz birliğiyle dedikleri şu. Hocam veriliyor da almıyor muyuz? Güzel söz duyduk da dinlemedik mi? Bize haksızlık edildiğini biliyor musunuz siz? Hayda şimdi problemin kapısı aralandı. Neymiş o dedim size nasıl bir haksızlık yapılıyor? Gözümüzü açtığımızdan beri sırtımızda bir kamçı, Sınavdan sınava koşturuluyoruz. 30 yaşına kadar kendimize gelemiyoruz hocam. Ne diyorsunuz siz? Falan. Peki bunlar bizden ne bekliyor diye bakıyorum. Nasihat beklemiyor. Bilgi aktarmamızı falan istemiyor. Bilgiye bir çok kolay ulaşıyorlar zaten. Problem o değil. Hele de dikte hiç istemiyorlar. Hiç istemiyorlar. Yani o, <laughs> o karşı tabir mazur görürsün. Resmen bir <laughs> uyuz olma durumu var. Yani <laughs> reaksiyon. Kepengi indiriyor hemen. Öyle bir havaya aldı mı Çeviriyor kanalı sizden. Onların bizden bekledikleri örnek olmamız, model olmamız, samimi olmamız ve bunu aksettirmemiz. Samimiyet istiyorlar başka da bir şey istemiyorlar. Bu çocuklar bizim çocuklarımız ya. Öyle adlandırmalar falan da yani hiç hoş değil yani. Bilmem ne kuşağı şu kuşağı benim torunum evladım bu yani ne, ne kuşayım? sensin kuşak. <laughs> Bunlar bizim çocuklarımız yani. Böyle bu adlandırmaları pek de şey görmüyorum yani böyle çok. Samimi masumane gibi gelmiyor. Bu Kategorize akşam, ediliyoruz ya. Yani. Bu akşamın iyiliği diyelim, gençlerimizi sevelim. Sevelim ya, ya, ya Genç, bizim çocuklarımız çocuklarımızla kulak verelim. Kulak verelim. Ben onlara ne zaman dinlesem, hep aynı şeyler böyle. Hocam samimiyet, hocam biz model görmek istiyoruz. Ümit görmek duymak istiyoruz. Ümit. Yani bu neyle olur? İyiliği sizde sıfat olarak görmek istiyor çocuk ya. En tabii de hakkıdır yani müsaadenizle. Yani ders vereceğine örnek ol. Nasıl hatırlamasını istiyor? Mesela iyilik yaparken veya işte böyle bir hayat tarzı benimserken birkaç gün, birkaç ay, birkaç yıl sonra ben gittiğimde çocuklarım benim hakkımda ne diyecek? İsterim ki rahmetli babamın şöyle şöyle huysuzlukları vardı ama şöyle şöyle noksanı vardı ama iyiliği severdi. Fakir fukara görse gözetirdi. Hastaya ziyarete gider gönül alırdı. Ya gönül almaya çok önem verirdi ya rahmetli falan. E bu kadarını bekliyorum yani. Benden geriye bu kalsın istiyorum hiç değilse. Tam buraya gelmişken hocam bir iyilik tarifi isteyelim. Biz iyilik vaktinde baya bir bunu hocam, geçmeye çalışıyoruz. Çünkü de... neden şöyle e, hocam e, üstad yani gerçekten o kadar çok kötülüğü konuşuyoruz ki. O kadar çok kötülüğü anlatıyoruz ki sanki her taraf kötü şey oluyor gibi. Halbuki iyiliği çok az gündeme getiriyoruz. Hatta şöyle bir ifade de kullanıyorum ben. E, Nadizane. E, i̇yiliği bile kötülük üzerinden tarif ediyoruz. Evet kötülük yapmamak. Gibi. Yani. İyiliğin kendisi tez olmuyor. Ha. Sanki antitez olur. Halbuki e, iyilik tez, Evet. Kötülük. E, antitez kötü, kötülük, olması evet. lazım. Evet. Arzı durum kötülük esasında. Evet. Biz... Fıtratla tertemiziz esasında. Evet. Çocuklarımız tertemiz. Evet. Çocuklarımıza baktığımızda, gençlerimize baktığımızda biz kendi temizliğimizi, güzelliğimizi görmemiz lazım. Tam tersine onları değiştirmeye çalışıyoruz. <laughs> Siz acaba iyiliği nasıl tarif edersiniz? Sanki tarife şuradan başlamak yerinde olacak gibi geliyor bana. Ama Arif'e tarif gerekmez estağfurullah, belki ama. Estağfurullah. <laughs> Tabii Arif'e tarif gerekmez. <laughs> o yüzden benim işim zor. <laughs> Fakat yani bir tarif ortaya koymak akılda kalsın. Yani yaygınlaşsın, kolaylaşsın arzu İyilik ediyorum. yayılsın. Edebiyatta bu zaten yani bunu malumu ilamdır. Yani yeni bir şey söyleyecek değilsiniz. Tabii. Ama bunu güzel söyleyip, paketleyip efendim hatırda kalmasını sağlamak. Belki bulunduğumuz dünyayı, içinde yaşadığımız dünyayı güzel anlamak, doğru anlamakla başlamalı. Şimdi öyle bir dünyada yaşıyoruz ki kendisi övülmemiş dünyanın ve onu sevmek hep kınanmış. Ya vefasız bunun nesini seviyorsun falan. Yaklaşım bu. Ama şu da eklenmiş ki mutluluğu kazanabileceğin, sonsuz mutluluğu kazanabileceğin tek ortamda bu. Ha o halde burası değerlendirilecek bir pazar, bir ortam, bir çalışma imkanı, bir iş yeri. fırsatlar geliyor. fırsatlar fuarı, meşheri teşhir salonu. Ama kendisine kaptırırsan da e, her sinek bala düşkündür ama bal teknesinden sağ dönen sinek olmaz. Kaptırırsan iyi o insan. Hazreti Mevlana gayet nükseli koymuş bir beytinden rastlamıştım. Dünya diyor altındaki deniz sen de gemisin üstünde yüzeceksin. Fonksiyon bu. Ha içine girerse batırır. <laughs> deniz içine gir. Yani kalbine girerse batırır diyor. Onu da güzel tanımlamışlar. İslam dininde paranın yeri ceptir, kalp değil. Kazan, kullan ama sevme diyor yani. Seversen olmuyor işte. Bir defa şuradan olmaz sev yani sevginin felsefesini yapacaksak <laughs> ya muhakkak ayrılacağın bir şeyi seviyor. Bu bundan ne, ne hüsrandır bu ya. Ve bunu biliyorsun. Biliyorum. Berbat bir durum yani. Aman Allah, nasıl ayrılacaksın? Bir daha kavuşma ihtimali yok. Bu kötü bir şey. O halde onu kullanarak Hazreti Ali'nin sözünü hatırlayıp mi efendim para, dünya, makam, şöhret, servet çok güzel hizmetçidir ama çok kötü efendidir. Hizmetinde kullan, sana hizmet etsin. Sen şereflisin çünkü. Çünkü sen hoşça bak zatına kim diye başlayan makamdasın. Paha biçilmez bir değersin. Sa tabii sana hizmet etsin ama gönlünü kaptırma, sahibini unutma. Sana değer verildi. Dünyada sevildiğini bil yani sevildiğini bil. Yanlış yapma. Kimin sevdiğini de unutma. Ki ya, kimin sevdiğini de unutma. Sana öyle bir değer verilmiş ki yani öyle bir anlatmış Şeyh Galip. Aman ya Rabbi ya. Secde fermayı melek zatı mükerremsin sen diyor. İnsanın tüyleri diken diken oluyor ya. Sen kendini biliyor musun diyor. Senin diyor babana doğru secde etmek emrolundu meleklere diyor ya. Bir sevildiğini anla artık diyor ya. Kıymetini bil gözünü seveyim diyor ya. Saygınlığını koru. Yani saygınlığını koru. Orkide gibisin. Katran damlatma şuna ya. Şimdi eskiler iyiliği telkin ederken dediğiniz gibi çok haklı bir tespit hocam. Kötülüğü zikretmezler, anmazlar, ifadeye koymazlar. Şu batılıların böyle bazı gelişim disiplinleri içinde rastladığım bir ifade. Kendini gerçekleştiren kehanet diye bir lafı çok kullanırlar. Şuna çıkar yani o kadar süslü lafın neticesi. Neden bahsedersen onun gerçekleşmesi kaçınılmazdır. Şimdi kötülükten bahsediyorsun, Velev kötülemek için, Velev olumsuzlamak için zikre diyorsun ya. Akılda o kalıyor. Akılda o kalıyor. Kalpte yerleştiği zaman çıkıyor. Şerleşinde de çıkmıyor. O Üçüncü Murat merhum diyor ki: "Yey tutarsa gerzeban, bil ser dahi tutar karar. Ne gelirse ne kübbet kişi ya dilden durur." Üçüncü Murat en esaslı Osmanlı şairlerinden, sultan şairlerden şu diline dikkat et diyor. Neyi anarsan o gelir başına. Dil mühim diyor. İyiliği an ya, iyiden bahset. Zehri yutmaktan şekerin adını anmak bile evladır ya. Şekerden bahset. Abi bal bal demekle ağız tatlanmaz. Doğru ama zehir yutacağım ama bal derim. Hiç olmazsa. Yaygınlaştırmak önemli yani. Selamı yaygınlaştır. Selam ne? İyilik. Nasıl yaygınlaşıyor? Ya bir tatlı şöyle bir güler yüzle bir selam ver ya. Verilince de al. Adamın açlığını tokluğunu bir sormayı öğren bir ya. Yani tövbe estağfurullah. Katılaştıkça katılaşıyor kalp. şuna git bir hal hatır sor ya. Bir hal yakın... hatır sor ya. Bir tabak çorbadır bu neticede ya. Gönül almak dediğin zor da değil yani. Hep olumludan yaklaşırlar. Mesela şöyle söyler. Fuzuli beytinde. Karşısındaki talebesidir, kızıdır, gelinidir hizmetçisidir, çalışanıdır. Senin tek nazenine nazenin işler münasiptir. Gözüm canım efendim sevdiğim devletli sultanım. Allah Allah. Yedi tane iltifat ard arda ve diyor ki güzelsin nazeninsin işlerin de nazenin olsun sana o yaraşır. Bakın kötülüğün hiç adı geçmiyor. Hiç. Kötü Hatırlatmıyor. Kötülük yaraşmazdı falan. Hiç öyle bir şey yok. yok. Yakışmaz sana bu oldu mu falan. Hayır değil. Hep, hep iyilik üzerinden kişiyi kendisiyle yüzleştiren. Güzel geldin dünyaya. Allah sana kıymet verdi. Güzel yarattı. O kadar güzel yarattı ki yani. Birisi gelmiş. <laughs> Tövbe estağfurullah. i̇mam Azam Hazretlerine. Güzel bir oğlum olmazsa diye bir yemin ettim. Çirkin bir yemin ettim demiş kadın. Yani aydan güneşten güzel olmazsa dedim ama o çocuk çirkin oldu dedim. <laughs> Şimdi benim yemin ne olacak falan. Hazret demiş ki bu çocuğun çirkin olduğunu kim söyledi dedim? Ya ben söylüyorum demiş. Neye göre demiş. Allah güzel diyor. <laughs> en güzel diyor. Lekadı halaknal insan. ayeti söylüyor. En güzel yarattım diyen Allah. Sen diyorsun ki bu çirkin. Bakışını düzelt. Güzel yaratan Allah. Şimdi gözündeki ha sil sil gözü yani <laughs> dürbünü de ters tutma. <laughs> yani bakış açısı güzel bakınca güzel görürsün. İyilik yapmaya murat edince karşına o fırsatlar çıkar. Edersen bir iyilik, intizar ile mükafata. Yaparsan bir fenalık, hazır ol aynı mücazata. Lihaza müstakim ol inhimak etme ata. Eğer kesende paran var ise sarf eyle hayrata. Şunu şey dinlemezsen duş olursun çok beliyata. Sakın bir dideyi ağlatma handan olmak istersen. Dokunma hatırı mura Süleyman olmak istersen. Ah fenni ah fenni. Hangi toprakta yetiştin be adam ya. Ankara'da yatar şuradadır. Cebeci'de. Nasıl bir adamsın sen ya. Yani şu zatı var ya. Allah'tan biri kıymetini bildi de şimdi halen berhayat eski tokat milletvekili Ali Şakir Ergin Bey divanı çıkardı sandığın dibinden çok şükür latinize etti önümüze koydu baklava gibi böyle neler var kim bilir daha böyle himmet bekleyen 20. yüzyılda bir fuzuli yetiştirmişiz 7 mısra hepsi 77'dir dedim ya bir iyilik yaparsan muhakkak karşına çıkar şüphe etme hem de bire on. Geçen de bir dostum kaza geçirdi. Ürkütücü bir kaza. Araba konserve kutusu gibi e, perişan oldu. Sağa çıktılar ya başka bir dostum ona diyor ki hani derler ya verilmiş sadakanız var. O öyle demedi. Verilecek sadakanız var dedi. <laughs> Fırsattır iyilik yap işte yani. Allah Allah. Yaparsan bir fenalık hazır ol aynı mücazata. Kötülük yaparsan da karşılık bulursun ama birebir. İhsan, Allah'ın ihsanını dik nazara veriyor yani. İyiliğine bire on alırsın bak, ona göre yatırım iyi yani. Götürdük bire bir, ona da dayanamazsın, gözünü seveyim. Lihaza müstakim ol, inhimak etme huzu zata. Tabi çok sanatlı söylemiş, Arapça lihaza diye başlamış. Ez cümle diyor yani, for example diyor yani. <laughs> Netice itibariyle diyor, sonuç itibariyle diyor. Müstakim ol, hazlarına kaptırma. Sana iki haz verildi. Cinsel haz, açlık tegaddi tenasül. Bunlara aldanma. Çünkü biri neslin biri hayatın devamı için. Gayeden saptırıp da kendini bataklığa saplama yani. Bu sana bir imtihan için verildi. Bu hazlar olmasa üşenirsin çoluk çocuğun olmaz. Üşenirsin yiyip içmezsin. Hasta olursun. Açtan ölürsün. Açlıktan ölürsün. Sana merhamet edilmiş, verilmiş ama gayenin dışında kullanma şunu yani. Nasıl bir disipline ediyor yani. Ahlak manifestosu adam bir formasyon için. Eğer kesende paran varsa sarf eyle ah, hayrata. Paracığın varsa da. Şimdi bazen danışmanlık yapıyoruz efendim. Danışanlarımız oluyor. Birisi çok zengin bir iş adamıydı. <laughs> Allah rahmet eylesin. Servetinden korkmaya başladı. Biz böyle konuştukça ne olacak la bu paranın sonu ne olacak falan diye endişe etmeye başladı. Baba dostu ne yapayım servetimi ne dersin dedi. Ben de dedim ki yerseniz. Hiç olur kanalizasyona gider malum başka bir şey olmuyor yemezseniz sevmedikleriniz paylaşacak biliyor yani kimler paylaşacak ve hiç huzurlu. istemiyor ne yapayım dedi ihtimal götür dedim gideceğin yere malını götür malı götür <laughs> çok güldüm malı <gülüyor> götür <gülüyor> nasıl götürülür dedi ha dedim işte bak soru bu Soru başladı ha başladı ne güzel <laughs> bir proje yaptık. Kıyamete kadar dedim ya defter açık kalır bundan karlı iş yok gözünü seveyim. Çok heyecanlandı ama nasip meselesi proje hayata geçemeden Hazreti Azrail emaneti aldı. Ve tam korktuğu gibi oldu. Mal sevmedikleri tarafından çarçur ediliyor halen. Perişan yani bir şeye de yaramıyor. E herkesin başına gelecek olan bu. Can emanet, mal emanet. E gideceksin nasıl olsa edersen bir iyilik intizar sonra nasıl devam etmiş? Sonrasını da dinlersek. Şunu efendim şunu sih dinlemezsen. Duş <laughs> olursun çok belli da bak şimdi diyor kulağını aç diyor sana bir şey diyeceğim dinlemezsen çok başın ağrır diyor iki mısra her kıtada tekerrür eden sakın bir dideyi ağlatma handan olmak istersen dokunma hatırı mura Süleyman olmak istersen kimseyi ağlatma ki güle gülebilesin Başkalarının felaketi üzerine saadet bina edemezsin. Mutlu olmak için mutlu etmen lazım. Gülmek için güldürmen lazım. Şunu da unutma. Karıncanın hatırını sormayı unutandan Süleyman olmaz. Süleyman ile aleyhisselam karıncanın hikayesine atıf yapıyor. Ya kardeşim bir kıtada bu kadar şeyi nasıl derce dersin ya. Birinci kıta ele almış kısa asenbiyanın özeti. Yani öyle bir birikim söz konusu ki bizim bu eskilerde. Tabii bizim gibi değiller. Bizim kafamızı karıştıracak çok şey gelmiş. Biz epey bir, zavallıyız biz diyelim. Yani. <laughs> Perişan hal. Halbuki onlar tabii daha temiz. Belki yoksul, belki gösterişsiz ama temiz pınar akıyor. En azından göreni görmüş. Efendim çok derin bir ilmi olmasa da olanı tanıyor. Veya göreni görmüş, feyz almış. Şimdiki kadar böyle çok fazla Teknolojik zevzeklikler yok. Temiz kalıyor insanın e, muhayyilesi. Şimdilerde o kirlenmeler tabii epey bizi zorluyor haliyle. Bir de bizim aktarımımız, bizden sonraki nesillere aktarımımız arzulandığı kadar verimli değil. Öyle söyleyeyim ki... Gençlerden işittiğim azar bana bunu söyletiyor yani. Hocam duyduk da dinlemedik mi diyor çocuk ya. Ne demek? E demek ki anlatın diyor. Gelin bize söyleyin diyor. Bize ulaşın diyor ya Allah Allah. 18 yaşındayım ben. Senin kadar günah da işlemedim yani. Yani <laughs> senin kadar kabahatim yok. Yalan söylemeyi öğrenmedim. Öyle ya. E biz gelmişiz 60 bilmem ne 50 kusur falan. O çocuk daha taze yeni başlıyor. İyiliği güzelliği kim sevmez ya. insanın fıtratına. Yani i̇nsandaki olumsuz tarafı kaşımak, kurcalamak, hatırlamak, dürtmek yerine e, yay tutarsa işte üçüncü muradın dediği gibi iyilik üzerinde ısrarla durmalı diyoruz. Peki hocam bir şöyle nefes alırken size döneyim hocam. Hiç hal hatır da soramadım bugün <laughs> birden girdik o, konuya. O, o kadar iyiyiz ki elhamdülillah. <laughs> elhamdülillah çok, iyi. <laughs> çok iyiyiz. Şimdi hocam vakfımızı... İyi dinliyorum şu anda. An. Ben de çok dikkatle dinliyorum. Eminim ki bugünkü izleyicilerimiz belki de... Bugünkü e, dinliyorlar. belki en büyük iyilik dinle, <laughs> iyi dinlemeyi de bilmek lazım. <laughs> Estağfurullah. Evet. E, güzel konuşuyor. Dinletebilmek de ayrı bir ama meziyet. Tabii tabii. Değil mi hocam? Tabii. Gençlerle bu sefer bu konferanslarda gençler ve daha az gençlerle bugün üç tane kısmet oldu bürokrasiye. Bir ricada bulundum. Onlar kabul ettiler ve değerlendirdiler. Siz bilirsiniz dedim resim çekiyorlar ya böyle bol bol veya video çekiyorlar. Çekebilirsiniz. Mani değilim. Ama araya böyle bir cihaz girince dinleyemezsiniz. İnsanoğlu bunu yani olmuyor yani. Çekim yaparsın, kadraj kaymasın diye oraya kalırsın söz gider. Halbuki dinlemek biraz dikkat istiyor. Kedinin fareyi beklerken gösterdiği dikkatten aşağı kalmayan bir dikkat istiyor en azından. Eskilerin bu özelliği de çok önemli ya. Yani. Nazar ber kadem der, gözünün önüne diker, yani hiç öyle kolay kolay ya sağa sola bakmak da ne ya? Bu hafiflik sayar yani. Dikkat keskin olunca da akıl fonksiyonu kuvvetleniyor. Aklın terbiyesi dikkat. Kalbin terbiyesi de çerçöpe atmak imiş. İkisini birden adam bir şiirinde ne kadar güzel. Bizim işte terminolojiye, kendi terimlerimize, birikimimizi yansıtan kelimelere de ihtiyacımız var. O yönde biraz dikkat çekmeye çalışıyorum. O zaman bunca beyt, bunca şiir hıfz edebilmenin arkasında da o dikkat, dikkat var. Dikkat mi var? Var. Yani şimdi çok zeki olduğum sanılıyor bazen. Bu büyük yanlışı düzeltmem lazım. <laughs> yani evi kaç evi kaybedip gülüş duruma düşen biriyim ben. Binada yani 3-5 defa gelmeden şurayı şimdi zor bulduğumu itiraf edeyim de anlayın yani. Bir arkadaş da tanıyorsam burada program yaptın iki sene üç sene falan diye de güldü yani büyük altından. Hoşuma gitti. Şimdi <laughs> <laughs> Dikkatinizi bir yere yöneltmek böyle ki seçici dikkat diyor önemli bir şey. Diğerleri silinebiliyor ama benim bu noktadaki dikkatim e, insafsızdır onu da söyleyeyim yani kelime Türkçe'dedir benimdir bunu lajimi yok arkadaş ben yabancı dil öğrenmiyorum şöyle Çince öğrenmiyoruz ki ya Türkçe ya Allah Allah İstanbul'u fetheden Fatih merhum ben İstanbul benim diyorsam aynı Fatih'in yazdıklarına da bir bakmalı. olmaz dikkat yani. Etmeyin Haksızlık yani. olur yani yüz yüze geleceğiz canım. Yani İnşallah. sormaz, mı adam? Yani hayaticim ne iş falan. <laughs> ben de Mehmet abi gözünü seveyim. <laughs> 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 yani sahiplenmek hakkımız tabii İstanbul çok şükür onun sayesinde. <laughs> Ders saadet bizim memleketimiz ama bize düşen vazife bir sorumluluk bilinciyle ya bu neyi nasıl hissetti nasıl yaşadı yani onun hissettiklerini de kelimeleriyle yakalamak lazım. Şimdi e, hayat hocam bizim ikinci bir sorumuz var. Programın yarısında ikinci soruyu soracağım. <laughs> Şimdi benim aklıma şu geldi. Demin Peki hocam siz öyle. Kedinin dinle. fareye dinle. baktığı gibi dikkat etmek. Geçenlerde Yusuf Kaplan hocamı üstadı şeye evinde ziyarete gittim baktım kedi besliyor. E ee, yeni başlamış o da kedi besleme falan. Çok iyi yapmış. Dedi ki e, ya Sizin de var değil var, mi kedin? Yani. Çok güzel kedi. Ha, üstad dedim, hayrola dedim. Ya dedi bundan çok büyük ders alıyorum dedi. He. Hayrola dedim. Ya dedi odaklanmayı buna Heh. yeni odaklanma çeşitleri öğrendim diyor. Evet. Yani kedi diyor bir anda çok uzun süre dikkatini bir yere verebiliyor diyor. Kıllı ee, kıpırdamadan dakikalarca. Belki var. de günümüz insanının İhtiyacı var. Acayip bir şekilde Tabii. dağınıklığımız çok üstad değil mi? Tabii. Çok dağınık. Belki bugünlerde bize yapılacak en büyük iyilik bir şeye odaklanmayı başarabilmek. Eli tencerede gözü mencereden kurtulup. Şu andaki gençlere belki bizim bir kızgınlığımız var. Hani kızıyoruz falan. İşte bir şeye odaklanmıyorlar. Ama tam tersine gençler bizden daha odaklanmayı iyi biliyorlar. İyi biliyorlar. Ee, esasında biz çok dağınık olduğumuz için, çok dağıttığımız için. <gülüyor> <gülüyor> evet. Gençleri bu odaklanmasını beceremiyoruz. Gençleri çok diyoruz ki bilgisayarın başına ayrılmıyor, telefonun başına ayrılmıyor. Ben fark ettim ki kendi çocuklarımdan bile esas onlar beni uyarıyor işte telefonu bırak. Hele bu pandemi döneminde çocuklarımız daha iyi tanıdık, beraber olduk. Fena insanlar <laughs> i̇yi, değillermiş. İyi çocuklarmış. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Baktık ki onlar esasında daha az uyarıyor. Dağınıklar. Biz dağınık olan biziz. Çok dağıtmışız. Ee, odaklanma kelimesi deyince benim o aklıma geldi. Bir hatırlatayım dedim. Şimdi de biz demin 30 dakika geçti. 30 dakikada siz anlatınca böyle güzel güzel konuşunca yeniden böyle canlı canlı odaklanmak çok hoşuma gitti. Kendimi bir kedi gibi hissettim böyle. böyle <laughs> dinleyeyim. Ama şey bozulmasın. <laughs> İnsicam bozulmasın. Diye. Dikkatimiz Gerçekten Allah razı olsun. E, dua etmek lazım. Yani e, bugün böyle bir dua edeyim ben e, müsaadenizle. Hayat hocam gibi e, şiiri seven, e, şiiri anlayan, ve şiiri anlatabilen Allah sayınız çoğalsın diyorum. Amin. İyi ki varsınız. Allah. Bizim programımızın Allah en büyük e, cümlelerinden birisi bu. bu. E, diyoruz ki biz iyi ki varsınız diyoruz. Hakikaten şiiri sevebilmek, e, şiiri anlatabilmek. E hele diyoruz ya e, gençler okumuyor etmiyor gibi ama tam tersine e, gençlerin e, şiir sevdirdiğiniz için gençlere. Yani yani çok şiirle buluşturduğunuz ederim. için Allah razı olsun diyorum. Amin cümlemize. Peki e, i̇kinci, ikinci soru sorabiliriz. miyiz? soruya gelelim sevgili <laughs> hocam. Biz yine konuklarımıza şöyle unutamadıkları hayatlarından bir hikaye, iyilik hikayesi soruyoruz. 1900, Çocukluğunuzdan olur, gençliğinizden olur, günümüzden olur. 1971-72 yatılı okulu kazandım, Nazilli'ye gittim. Denizli Çameli'den Nazilli'ye gitmek, bugünlerde çocuk oyuncağı da o yıllarda çok ciddi bir karar konusu yani öyle o mesafe, o masraf bilmem ne. Yatılı okulda talebeyim. Çok zorlu bir duruma düştüm. Alternatif bir okulun imtihanına girdim, kazandım. Aydın merkeze gitmem lazım. O işi kotarabilmem için, kaydımı yaptırabilmem için ve bunun masrafı zinhar yok bende. Epey de, babama istesem gönderecek tabii ama o gelene kadar iş işten geçmiş olacak. Sadece bir iki defa selamlaşmayla tanıştığımız biri, beni camide görmüş biri, konuşmadığım halde meseleyi anladı, sahip çıktı, finanse etti, sonra ödemek istediğimde de kabul etmedi sadece Allah rızası için yapılmış bir iyiliktir, şefkattir, merhamettir 12 yaşında bir çocuğa. Yani şunu dedirtti bana. Dünya boş değil. İyilik ölmedi. Mürüvvet ölmedi. insanlık yaşıyor. Valla bir şey yaparken bunu murad edelim ya. Birilere desin ki mürüvvet ölmedi be. Mertlik hala var. Dünya boş değil. Azalsa da var yedirtelim yoksa yani hepimize olur olan Allah göstermesin yani bu yağmur gibi bir şeydir yani. Kimse herkes, kaçamaz. Kimse kaçamaz. Herkes buna muhtaçtır. Herkes bu riskin altındadır. İyiliğin az çok falan da dememeli. Yani bunun azı da çok kıymetli oluyor bazen. Yer geliyor şaşılacak şekilde biri görüyor. Hiç ümit etmediğiniz biri. Ne hadiseler yaşadık ya küçücük bir iyilikti o yapılan ama görenin anlayışı kuvvetliydi. Aldı onu güzel idrak etti. Hayatının merkezine bir ilke olarak yerleştirdi. Görüşü şudur budur, yaşayışı şudur budur ama iyilik yapma merakı, ilgisi başka bir şey ve insanlığın tadını alma fırsatı bu yani insana. Ee, bu şekilde yarım hurma ile mesajımız. bile olsa diyor ya. Efendim? yarım hurma ile bile olsa cehennem ateşinde sakınıyor. Sakın yani, gücünüz nispetinde elden geldiğince. Elden evet. geldiğince yaparız. Esasında insan hocam insan fark edebilirse herkese iyilik yapma fırsatı veriliyor. Belki biz onu sonraya veya o daha iyisini yaparım bazen şeytan sağdan da yaklaşıyor. Şimdi bunu yapma daha iyisini yapacaksın falan diyerek sonraya da e, saklayabiliyorsunuz. Tehir ediyor. Hocam böyle üstünden yarım cümleyle geçiverdiniz de şeytan sağdan yaklaşıyor. Geçen de çok sağlam bir Dostum da hadi isim de vereyim saklı değil ya ya Mesut Uçakan Allah selamet versin. Dostluğuyla övündüğüm bir dostum. Dedi ki vallahi dedi hocam ben işi şöyle yaparım dedi. Şimdi bir şey yapıyorum. Bu filmden kazanacağım şu kadar bilmem ne imkan veya para. Onunla şunu yapacağım. Derken ecel gelse. Azrail Aleyhisselam teşrif etti. Verdi selamı aldı emaneti. Çıktım huzura. Ne yapıyordun gelirken? Rabbil Alemin sordu. Ne yapıyordun? Ya Rabbi şöyle bir iş yapıyordum. Hasılımdan şunu yap. Ben her kulumu e, evliya yapabilirim. Ben dilersem. Sen elindeki o imkanla ne yaptın? Kulsun. Sana soru bu. Gayretin neydi? Gayretin neydi? Üçse üç, beşse beş. Üç milyonsa üç milyon, beş milyarsa beş milyar. Yani biz Kendimizi kurtarma. Yani dedim ya iyiliği yapmanın yapana şeyi faydası. Yani ihtiyaç asıl ona. Ben dedi böyle düşünürüm. Şu anki imkanım neyse onu yaparım dedi. Öyle proje şeytan sağdan yaklaşma ibaresini o da kullandı. Kandırmak istiyor dedi. Ya sen şimdi şunu beklet bir dursun. Ya ne durması ecel var daha ya. Daha çok kazan da daha çok hayır yap. Yani, yani, emel, ecel emelin önündedir. Şu an yani şu an dahil. Şimdi düşünmeli planlamalı ne yapabilirim ben? Elimde ne var? İmkan ne? Bu illa maddiyata taalluk etmez. Bunun güler, güler yüz sadakadır demediler mi yav sana ya Allah Allah. Bunun karşılığını, onun yansımalarını görmüyor muyuz hayatımızda her zaman? Güzel bir yüz görüyorsun, adamda bir samimi tebessüm görüyorsun. Akşama kadar enerjin yüksek. Allah göstermesin, ters bir akşama kadar dayak yemiş gibi dolaşıyorsun. Perişan oluyorsun. O kadar etkili ya. O kadar etkili ya. Yani ne örnekler hatırlıyorum. Geçen de bir telefon almıştım. Aldığım telefonda o sesin sıcaklığı, şefkatle yaklaşım, olumlu yaklaşım. Valla bana 24 saat yetti ya. Derim ya hala akıllı böyle işler varsa. Sen de iyilik yapmaya heves ediyorsun bu defa yani. E, aksi halde se terslik sert konuşma. Kalbi kırılmış diyor. Geçen de bir öyle dedi bana. Baltamı vurduk dedi. Neyle kırıldı? İyi de abicim kalp senin bildiğin gibi çelik falan değil ya. Ya bu ince bu ya. Kolay kırılır ya bir bakışla, bir bakmayışla, <laughs> bir kelimeyle, baş çevir baş çevir. Baş çevirmeyle, bir ses tonuyla dikkat et ya. Ahiret yolcusunun gönül alması lazım. Diğerleri sana yük olur, yoldaş olmaz. Mal dediğin ne ki? Yani şöhret dediğindeki, evet. servet dediğindeki yani. Ama gönül alman lazım. Coş yeni şehir neden şimdi iki mısra söylemesem? Karnım ağrır. Buyurun, buyurun. <laughs> İki çeşmesi rişkefşan ile bir kalbi viran al. Tükenmez hasra gelmez daimi rahat lazımsa. Diyor merhum 1884. Dediği şu, tarih vermem şundan. Çok uzak değil bize. Öldüğü yıl Yahya Kemal doğdu. Akılda kalır yani. Usta mu usta bir adam. Ömür sermayeni, hani düşünüyorsun ya nereye yatırayım diye aklı olarak. Arsa desen mafya var, borsa desen indeks düşebilir, altın desen çalınır malınır, kağıt desen yanar neme lazım, düşünü haklı olarak düşünüyorsun ve sermaye bir tane bir ömür, ömürcük işte yani. <laughs> ben sana bir yatırım kanalı söyleyeyim. Ağlayan bir çift gözün, yanan bir kalbin olsun, oraya yatır, kıyamet kopsa karın eksilmez. En büyük sağlam yatırımdır diyor. Yaş kesen, daş kesen, baş kesen iflah etmez dedi geçen de bir meczup şaştım kaldım ne diyorsun sen filan kendisi izah etti meczup meczup ama o biliyor yani yaş kesen ağlayamayan baş kesen secde edemeyen taş kesen kalbi merhametsiz olan iflah etmez. <laughs> Merhamet olsun. Gözün yaşarsın. Başın secdeye varsın. Seherlerde bize dua etmeyi unutma. Ama o da evet. kime söyleyeceğini bilmiş ama. Estağfurullah. Evet. Estağfurullah. <laughs> Bak sizin vasıtanızda tabii iyisini istiyor. Tabii tabii tabii. Garip bir şey efendim. Bu meczup kısmından da akıl ermiyor. Tutmuş bir muktediri. Böyle güçlü bir kuvvetli bir. Allah var demiş. E biliyoruz demiş. <laughs> Bildiğin gibi değil gerçekten vardı. <laughs> <laughs> Halbuki onu var. diyorsun ama ona göre yaşamıyorsun. Yani. Mesela uyarıyor. Bildiğin gibi değil. <laughs> Bildiğin gibi değil. <laughs> Yani yokmuş gibi yaşıyorsun. Yani bu şimdi ikaz enteresan hepimizin ihtiyacı var. Din nasihattır şey var ya yani yanlış anlaşılmamak kaydıyla tabii. <laughs> yani iyi koydunuz Yanlış anlaşılma ihtimali var. Yani ona göre yaşamıyorsun diyor yani. Hiç benzemiyor diyor. İnanan böyle mi olur diyor. Ahirete inanan böyle mi davranır diyor. Sen bah mahşeri bayram yeri mi zannettin? <laughs> yani hesap hesap var. Ey kulum. Evet şimdi sevgili hocam. Ben de bir iki mısra okumak isterim müsaade ederseniz. Ee, Nurşah Karaca hocam hazırladı bunları da sağ olsun. Kendisine de teşekkür edeyim. Benim çok alanım değil. Girip ihlasla meyhane aşka riyadan geç. Eğer piran, eğer piran ile ünsiyet istersen hatadan geç. Diyor. Hocam Yenefendi. Yenefendi. Sizin kendi. Yenefendi. Evet. Kendini mi bu? Şiir burada? okumak ha, kolay değil yani. Kolay değil. Ben biraz böyle korka korka okuyorum. <laughs> <okarım. gülüyor> Bu aynı. Tabii tabii. Aynı ben şey. Efendim, ha. Başka bir gazel. Gidip aynı gazelden. Çevirir misiniz bana bir? Buyur. Vezni aksatmadan okuyayım diye. Girip ihlasla meyhaneyi aşkari adam geç. Eğer piran ile ünsiyet istersen hatadan geç. Riyayı, gösterişi, artistliği bırak. <laughs> i̇hlasla. İhlas nedir? Allah ile kul arasında sırdır. Melek bilmez ki yazsın, şeytan bilmez ki bozsun. Olsun. Anamdan aldığım derstir azizim. Anamın okuma yazması yok ama bana şu dersi vermeyi bildi. Mektebe bak hangi mektepten mezun olduysa onu soruyorum her konferansımda. Diploması yok bu insanın ama verdiği ders şu. Ekmek pişiriyor. Kocasından korkan yüzünü yap pişirir diyor ekmeğin. Allah'tan korkan özünü. Öf. Evet. Kocasından korkan kızartır, aferin alır. Allah'tan korkan iyi pişirir, sağlıklı olur, güzel olur. Belki aferin almaz. Bunu hayata uyguluyorsun tabii. İnsanların senin hakkında edecekleri lafa bakarsan yüzünü süslersin. Allah dersen kalbini süslersin. Süslediğin yüz toprak olur. Kalbin temiz ve güzel olursa, iyilikle dolarsa sonsuz saadet sermayesi olur. 11 yaşımda vardım yoktum. Ekmek pişirirken bana verdiği ders. Kocasından korkan yüzünü, Allah'tan korkan özünü. Allah Allah. İşte İrfan Mektebi böyle bir şey. Tam onu diyor. Riyadan geç gösteriş yapma. Somuncu babanın torunu mu acaba ya? ya? yok böyle bir şey. Duyduğum böyle bir şey evet. yok da. Şu var azizim yani hocam. Yani bunlar hani fırının karşısında ancak Somuncu ya Baba Mektep, öyle bir mektep ki bu. Yeryüzü Tabanı, gökyüzü, tavanı, herkes talebe, herkes muallim. Herkes birbirinden bir şey öğreniyor. Neyi talep ettiğine bağlı. Neyi, neyi talep ettiğine bağlı. Dedemin de okuma yazması yoktu. Almış beni karşısına Say İslam'ın şartını saydım. Beş, altıncısını bilmiyorum dedim. Haddini bilmektir dedi. Okuma yazma bilmiyorum. Ama İslam'ın beş şartından sonra haddini bilmek önemlidir evler, evlat diyor. Eğer piran ile ünsiyet istersen hatadan geç. Yani ilim sahipleriyle oturup kalkmak için görünür hatalarını yavaş yavaş tasfiye et canım. Yani yakışmaz diyor ilim meclisine gideceksin hatadan geç. Tövbe et toparlan yani. Yoksa sana ağır gelir. Yani gidemez olursun. Batar sana. Kimse bir şey demez ama. Yani batar. Hatta bir müddet sonra bırakırsın. Bırakırsın zaten yani. Tedricen iyiliğe doğru gidip azar azar temizleme zaten iyilerle görüşmekten maksat nedir ki? Kendini biraz iyileştirmek az da olsa mesafe almaktır onu demiş. Evet peki bir tane daha var onu sonra okuyayım. Şimdi herkes tabii iyilik istiyor. Kendileri iyilik iyi olmasını istiyor bir de ailesinde yani iyiliği tesis etmek, merhamet, şefkat, sevgi ortamını oluşturmak istiyor. Ailede bu ortamı nasıl oluşturabiliriz? Çok kolay bir cevap elbette yok hepimizin müşterek derdi. Ama yine o da kendini düzeltmeye, kendini yüceltmeye, her daim kendi kusurlarıyla, noksanlarıyla meşgul olup kendini iyileştirmeye bağlı bir husustur. Samimiyetle çocuğun gördüğü yerde göreceği şekilde bol bol kitap okuyorsan onu da kitap okumaya etmesi beklenir normal şartlar altında. Elinden tutup bir camiye gitmek vardır ya. Yani alın size bir başka talep. Bu kadar insanın huzurunda Ben gidince ya kimse isterim dinle, ki Kimse dinlemiyor hocam biz bizeyiz İsterim <laughs> ki çocuklarım <laughs> torunlarım Rahmetli dedem elimden tutar Camiye götürür diye Allah razı olsun Sabah bile götürdü kaç kere öyle Demesini beklerim Ya senden kalacak ahlaktır Alışkanlıktır Servet değil bırak o işleri O servet işi, o işi o başka işler onlar Allah malı dilediğine veriyor takma kafaya Yani mahzuru da yok ama Dert etme canım Öbürü öyle değil. Allah rızka kefil, imana değil. <laughs> yani sen gayret edeceksin. Senden adım bekliyor. Ya, sen tabii gayret edeceksin. Bir adım ya, bir adım. Ayrıca vaat etmedim ya. Sen bir adım at ben sana on adım at. Dedi ya. Sen bir kulaç Sen yapayım. yürü ben koşacağım. Sen yürü ben koşayım diyor. Yani ihsan, iyilik bir de öyle bir karşılık buluyor ki yani. Sanki büyük bir daha bir ses gönderiyorsun. Öyle bir geliyor ki mahcup oluyorsun geciktiğine. Yani utanıyorsun. Şimdiye kadar neredeydik falan diyorsun yani. Çünkü kapı büyük. Kapı büyük. Örnek olma dışında bir yol bilmiyorum. 60 yaşına geldik. Çocukluğumdan hatırımda kalan tatlı hatıralar nedir? Babamın elinden tutup teravihe gittiğim sahura beni kaldırmaları falan. Babamın akşam namazına giderken benim arkadan seyredişim falan yani. Örneklik başka bir şey değil. Kendimizi bir kere test edeceğiz. Test edeceğiz. Şöyle bir aynanın karşısına geçeceğiz. Bir bakacağız yani ben ne yapıyorum? Ben akşam oturup da televizyon izliyorsam çocuğuma Aha, git kitap oku. O zaman git oğlum ders çalış. Televizyonun karşısında oturup da oğlum dersini bitirdin mi? <gülüyor> <gülüyor> Az otur da kitap oku filan. Yani değil mi? <laughs> Muallim Naci Üstadım ne dedi? Kişinin oksanını bilmek gibi irfan olmaz. Ustaya bak. Yani senin irfan dediği şey o yani. K noksanını bilmek. Bilirse düzeltme yoluna gider. Mahcup olur. PTT, Pijamaterlik Televizyon, elde bir kumanda, günde 4 saat. Yani kendimizi cidden kontrol etsek iyi olacak yani. Türkiye ortalamasının böyle olduğu söyleniyor. Doğrudur Tabii herhalde. okuma ortalamaları zaten ortada. Bu Maalesef. biraz ayıp oluyor. Geçen de bir usta söyledi yani, bizi hiç tanımayan biri Türkiye'ye gelip gelse, bu dinin ilk emri okuma <laughs> diyebilir dedi. <laughs> Herhalde dedi okumak yasak bunları <laughs> bu dinde zannedebilir dedi. Ama kitaplarımızın içinde ya. okuma yazma kitabı. Okuma <laughs> faaliyeti, yazma faaliyeti <laughs> filan. Hepimiz tutuyoruz. Şimdi O zaman anne, anne babalara son dakikalarımıza giriyoruz. Hani birkaç tavsiye isteyecektim son dakikalarda ama. Böyle hani pratik çocuklarımızla ilgili Tamam kendimiz örnek olduk ama. Hocam Aykut sizden şey istiyor, hap istiyor. Evet hap. İyilik hapları istiyor. Hocam en tabii evet. şey İyilik istenir de yani ısrar istikrarlı biçimde, istikrarlı biçimde bir konu üzerinde durmanın ben sonuçlarını hep gördüm görüyorum. Torunların, damla, su, su damlası, su damla, mermere. Üşenmeden, yılmadan, bıkmadan. Bu hem kendinizin sürekli yapmanız hem de zaman zaman çocuğun mizacını tanırsınız muhakkak incitmeyecek, irrite etmeyecek bir usul dairesinde ısrar etmeniz, ödüllendirme yoluyla belki bazıları bundan hoşlanır. Ee, şimdi anneler baş öğretmendir. En esaslı öğretmen her evlat annenin eseridir. Yani e, o ana rahminde başlıyor terbiyesi. Hele ondan sonra ilk ilk 2-3 yılda olup bitiyor zaten. 4 yılda Kişiliğin şekillenmesi işi neredeyse %80-90 halloluyor. Ve burada muhatabı anne. Anne burada korkmadan, yılmadan, usanmadan kendisini muhakkak kontrol altında tutarak e, celallenmeye gerek yok tabii ama ciddiyet önemli. Kızma, bağırma, çağırma ama ciddiyetinden de emin olsun yani. İdare edebileceğini düşünmesin çocuk. Hayatında ciddi olduğunu bilsin. Hayatın da ciddi olduğunu, da ciddi olduğunu Hayat Hayat bir şaka değil. İşte benim çocuğum şey var. hani şu var. Benim çocuğum niye çalışmıyor? Niye başarısız? Aslında o çocuğunun da içindeki cevheri görebilmek. Nasıl bazen, baktığınız önemli. Bazen evet. çalışmamanız da şundan oluyor. Kuşu kuşu yüzmeye zorluyorsun. Balığı uçmaya zorluyorsun. Tabiatının tersine tersine. Yani bu şart mıdır illa senin istediğin gibi olması veya illa sistemin arz ettiği gibi olması? Öyle bir şey yok. Her insan bir model, her bir ahlakı var, bir tarzı var, bir kabiliyeti var, zayıf tarafı var, kuvvetli tarafı var. Buna içinde bir SWOT analizi derler. Neresi ya zayıf, neresi güçlü ya, yanları. Bulacaksın evet, arkadaş yani bunu zaten başka mesele yok ki canım. İş bu zaten. Hem kendinde hem çocuklarda bir insanı yetiştirmekten daha önemli ne varmış? İnsana yapılan yatırımdan daha önemli ne var? Başarı deyince de öyle ünlü olmayı, para kazanmayı falan filan, yukarı basamaklara çıkmayı falan değil. Hayatında güzel örnek olmayı ee, merhumun nasıl bildirdiğini sorusunun cevabının güzel olmasını, başarıya giden yolun da seher vaktinden geçtiğini, <laughs> sabah namazından geçtiğini usulü dairesinde üşenmeden muhakkak. tabii bizim organlarımız çok ağır. Tunç'tan mıdır nedir o sabahlar bir türlü kalkmıyor. Onu da kaldırma hususunda şey olacağız tabi. Evet. Gayretli olacağız. Organları biraz <laughs> Bir de, ağır koymayalım. O, o var hocam. Bir de ben yine çocuk meselesiyle. Çok sorulan bir konu çünkü. Şimdi e, çocuklarımızın bize emanet olduğu bilincini de unutmamamız gerektiğini ben. Hani sanki sahipleniyoruz o çocuk ha, bana ait. Evet gibi. evet bu sık yapılan bir hatadır. Sen onun maliki sahibi değil tapusu sende falan değil. Emanettir. Sen de o da Allah'ın kulusunuz. O saygıyla yani titizlikle Allah'ın emaneti. Yani her şeyini şekillendirebilirim. Hayır efendim. Yani burada bir sırrımı vereyim size. Dört evlat, oğlan, kız, gelin, damat. Allah bağışlasın. Ben bunları karşıma aldım. Şimdi dört artık... dördlük bir adamsız yani. Estağfurullah. <laughs> Sonra üç torun da nüfus arttı ama bu dördü benim şeyim yani doğrudan muhatabım. Ben 45 yaşındayken onlar işte 20'lerdeydi. Geçen yıl falan. Şimdi yani. onlar da 40'lara geldiler. Estağfurullah eksik olma. <laughs> onlar da 40'lara merdiven dayadılar. Bir gün ortamı hazırladım bunlara yemek verdim gezdik tozduk falan filan yani bir mesaj vereceğim ortam hazırlıyorum mesaj şu bir daha size bir şey demeyeceğim çocuklar öyle ben sizi bunaltan bir baba olmak istemiyorum bir babalık kredim varsa üzerinizde ki o kadarını siz de kabul ediyorsunuz hiçbir işte kullanmıyorum ticaretiniz işiniz aldı sattı bilmem zaten sizden iyi bilmem en azından çok ısrar eder sorarsanız bildiğim bir şey varsa da söylerim o bahsi diğer. Sizden bir tek talebim var. Beni üzmeyin namaz hususunda. <laughs> ben şunu bilip rahat yatayım. Bu çocuklar şunu yapar bunu yapmaz belki ama namazlarına dikkatlidirler diyeyim dedim. E, Tabi yalvararak dedim. Duygu sömürüsü yaparak dedim. Samimiyetle ama artistlik yok. Samimiyetle. Gözüm yaşardı. E hamdolsun söz yerini buluyor azizim. Yani bu bir vazgeçiş, bu bir karar. Şimdi çocuk şöyle düşünürse, ya şimdi şunu alacağım babam ne der? Satacağım babam bir şey der mi acaba? Şimdi bir şey deyince de çekilmiyor ki ya. Diyor mudur acaba? Dedirtme ya. Bunlar mubah cümlesindendir. Alsın satsın zarar etmiş etsin ya Allah Allah. Ama bilsin ki kalp, kalben o da bilsin sen de bil ki hayatın bütün karı al almanın beşini o beş vakittir. O konudaki senin samimiyetin, ciddiyetin herkes algılar bunun ve hiç şakası yok yani. Sen ciddi olacaksın da muhatap anlamayacak. Yok canım sende. Ben zannetmiyorum yani ben. Ki İbrahim Aleyhisselam'ın duası da o. Yani zürriyeti için namaz kılan dua diyor. istiyor ve dua. Yani bu, bu... dört gerçekten... evlattan bunu istedim. Bugüne kadar da evet. ciddi bir arızaya, nakuseye rastlamadım. Bütün babalara, annelere tavsiye ederim. Ha, onu soracağım. Babalık budur, annelik budur. Öğretmensin, yani babalar anneler şunu unutmamalı ya öğretmensiniz ya. Hem de baş öğretmen. E, eğitim sisteminde şikayet falan ettiklerinde danışman diyorum ya danışmanlık falan geliyorlar soruyorlar bazen. Öğretmen zayıf diyorsun. E sensin öğretmen. Takviye sensin. Sensin Allah Allah. Nasıl gönderiyorsun? Hangi psikolojiyle, hangi halet-i ruhiyeyle? Senden alıp da gidiyor çocuk. Olabilir zaaflar, noksanlar. Sen de yok mu? Ama tamamlayabilirsin. Kapatabilirsin. Çocuk eve geldiğinde bambaşka bir ortama düşüyorsa Hani böyle lakayt, PTT tipi anne babanın yanına düşüyorsa sen televizyona odaklandığında o da yan odada tabletten kim bilir hangi mesajlara muhatap olarak zarar evet, görüyor maalesef. olacak. Büyüdüğünde de ah diyeceksin bu çocuk nerede ne zaman büyüdü. Nerede beslendi bu? Nerede beslendi bu çocuk diyeceksin. Nerede hata ettin Hiç diye değilse günde bir öğünü de çocuklarla bir öğün yemeği kahvaltı olur akşam olur öğlen zor göz göze diz dize. Yeme nimetinden kendimizi mahrum etmeyelim. Bu çok zevkli bir şeydir. Çünkü muhabbet iki şekilde tesis edilir eskiler söylüyor. Sevgi nasıl kurulur? Beraber yiyip içmekle, beraber ibadet etmekle. Yani maddi gıdayı ve manevi gıdayı beraber almakla. Ali İbrahim sofrası boşuna Ali denmedi. Ali İbrahim sofrası boşuna denmedi. denmedi. Onunla bir öğün ye ya. Bu arada yani o kadar kredisi vardır her anne babanın yavrum hiç değilse şu 10 dakikada telefon bir kenarda dursun. Ben de kapatıyorum. Birbirimizi görelim, bir konuşalım. 10 15 20 uzatabildiğin kadar uzatırsın. Günde bir en azından bir öğün. Bunu karşılıksız bırakmayacaktır çocuklar. Samimi yaklaşım her zaman netice evet, verir. Ve selam. Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Sevgili Hayati İnanç bitti, abimiz. Bitti, bitti. Bir cümle son cümleyi veriyorum. İhsan Hocam'a. Şimdi tıkır. gerçekten ben üstad, üstadıma çok teşekkür ederim. yani Allah razı olsun. Ne zaman kendisiyle birlikte olsak çok istifade ediyoruz. Belki ben kendi şahsım adına söyleyeyim. Şiiri okumayı beceremeyen, şiirden çok anlamayan ama böyle hayatı üstad gibi hele ki böyle güzel şiiri anlayan, okuyabilen ve bu şiiri anlatabilen bir zatla Üstad'la tanıştığım için Rabbime şükrediyorum. ediyorum. Ee, ve bize şiiri sevdirdiği için de tekrar çok teşekkür ediyorum. Ee, bugün şunu yapalım. E, yatmadan önce herkes e, sevdiği bir şairin bir, bir, bir şiirini lirin. bir şiirini okumadan Bir şiirini okuyun. Uyumasınlar. Bir iyilik de Uyumasınlar. Bugünkü iyilikte bu olsun. Herkes Kendisi şairler seçimlidir. İsyan kendi şairini seçsin, seçsin. Hepsi birer tane yıldızdır inşallah. İnşallah. Ee, i̇nşallah herkes kendi şairini bulur ve e, o dörtlüğünü okuyarak uyusunlar diyorum. İnşallah. Hocam iyi ki varsınız. Allah razı olsun. Allah sizlerden, sizlerden razı olsun. olsun. Ben de madem şu okuyamadığım Nasuhi'nin dörtlüğünü okuyayım. Merhamet kıl ben garip yok. Düzeltiyorum. Merhamet kıl ben hocam siz siz okuyun. Merhamet kıl ben garip avareye mücrimim rahmeyle yüzü kareye şefkat etmek bir kesü bir çareye adetindir ya Resulallah senin. <laughs> bu <Burada gülüyor> böyle mi söylenir, söylenir? Bir ya. oranda Böyle mi <laughs> söylenir ya? Nasuhi. Üsküdarlı. Bu acayip bir şeydir bu. <gülüyor> ne, <gülüyor> ne diyor lan? hocam? Bir dakika daha ben yönetmen. Ben bu zavallıya diyor. merhamet et bana acı. Çok suçluyum. Yüzüm kara merhametle bak. Benim gibi çaresizlere şefkat etmek senin adetindir ya Resulallah. Ben bana yakışanı yaptım. Sen sana yakışanı yap. Şefaat ya Resulallah. Şefaat, <laughs> ya Resulallah. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Değerli Hayati İnanç, İhsan Açık hocalarımız. teşek tekrar Nurşah Karaca hocama teşekkür ediyorum. Bu güzel seçimleri için. Ve siz değerli izleyicilerimize de efendim bizleri evlerinize misafir ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Değerli Diyanet Radyo dinleyicilerimize de teşekkür ediyoruz efendim. Haftaya salı aynı saatte görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun.